bir görüntümüz var, onu izleyelim, üstüne sohbet edelim. Nasılsınız hanımefendi acaba? İyiyim. Dedim ki kim çağırabilirim? Allah Allah. Arkadaşım Berke'yi dedim. Canım arkadaşım. Dedim ki arkadaşım Berke ne yapıyor acaba? O kadar tatlısın ki. Yani bir insan arkadaşın maksimum bu kadar tatlı olabilir çünkü. Arkadaşım Berke ne yapıyor acaba şu an? Best friend mi olduk şimdi biz? Dünya üzerindeki best friend'im olabilecek son kadınsın. Neden? Çok güzelsin çünkü. Ama sen de beni arkadaş olarak çağırmıştın. O zaman öyleydi. Ben kendime bahane üretmişimdir belki. Çağırmak için. Bu arada normalde benim kırmızı oda hakkım yoktu. Nasıl oldu? Robota söyledim. Dedim ki kırmızı odaya gitmek istiyorum dedim. Şaka mı? O da hemen döndü. Sonra Aynur kırmızı odaya dedi. Şaka mı yapıyorsun? Evet. Beni çağırmak için kırmızı oda hakkı mı istedin? Ben kırmızı odaya gitmek istiyorum dedim. Neden kırmızı odaya gitmek istedin? Çünkü evde canım sıkıldı. Allah Allah. Evet. Kırmızı oda hakkı aldın ve beni çağırdın. Evet. Ne tarafa ben şimdi bayılıyorum burada? Bu gerçek şuraya. Falan değildir herhalde. Kamera şakası gerçek. Falan yapıyorsan yapma yani. Hayır ne aldın yani? Allah Allah çok ilginç. Şaşırdın mı? Çok. Bayağı şaşırdım. Beklemiyordum böyle bir şey. Ama kızarmadın. Yapmadım. Kızarmadın mı? Evet. İçeriden kızarıyorum şu anda. Yani o yüzden Allah sabır versin bana. Çok değişik ya. Nasıl böyle olduk? Ben de şaşırdım. İlk defa öyle bir şey istedim zaten. Şok oluyorum şu anda mesela. Evet, sonra yürüyordum işte ne yapayım falan. Arkadaşım Berke. Ya vallahi billahi şimdi ben neyse neler yapıyorum gör sen. Neler yapıyorsun? Ne izinler alıyorum gör. Bir şey söyleyeceğim ama eski Aynur değilsin. Nasıl yani? Ben de eski Berke değilim. Bu iyi bir şey mi? Mükemmel bir şey. Daha sakinsin. Evet. Seni çok daha iyi tanıdım çünkü artık. Ama sen de beni tanıdın bence. Evet. Daha farklı mı zannediyordun olayları? Senin çok daha farklı olduğunu düşünüyordum ben. Böyle bir insan olduğunu bilmiyordum yani. Hiç tanıyamamışım o zaman seni. O yüzden ben çok fazla gerildim ve yanlış hareketler yaptım. Karşılıklı yanlışlıklar yaptık. Evet ben... Ben de üzüldüm. Ben senin de adına üzüldüm. Da üzüldüm. Kendi adıma ben da. Öyle bir görüntü verdiğimiz evet, için de evet. Ayrı yeter. Ve şöyle bir şey var. Hani şu ses... Kaydı çıktığında mesela ben niye o kadar yüksek tepki vermişim, öyle kötü bir şey kullanmışım mesela. Kendime çok kızdım. Ben de yanlışlar yaptım yani. O zaman yapmadım sanıyordum. Evet ben orada niye bana tepki verdiğinden dolayı zaten ben de orada sesim falan yükseldim. Çünkü orada benim bir şeyim yok. Yani ben sadece bir şey anlatıyorum. İşte insan kaybetme korkusuyla maalesef böyle şeyler yapabiliyor. O an senin psikolojini de anlıyorum ama. Şu an anlıyorum. Şu an anlayabiliyorsam ben çok mutluyum. Gerçekten bak, çok mutluyum. Bak çok mutlu olma, boğazında kalır. Kalmasın. Kalır. Kalır mı? Kalır diyorsan o zaman ben mutlu Pardon, olmayayım tamam. Ben kalır diyorsan mutlu olmayayım. Tamam mutlu ol. Ne oldu? Bir şey yok. Çok güzelsin. Her zamanki gibi. Arkadaşlar birbirlerine böyle şeyler söylemiyor. Yok ben kız kardeşime de çok güzel olduğunu söyleyebiliyorum. Ama sen arkadaşım da değilsin, kız kardeşim de değilsin. Teşekkür Dün ederim. Dün arkada ses kaydında çıkan şeyi şu anda söyleyebilirim. Bebek gibisin Aynur. Sen de. Ben de. Ama bir dakika. Sonra dedim ki baby face. Evet evet. Dedim. Baby face yoksa ne baby bebek? Baby face mi? Belki mi baby face? Evet. Kanka sakallı falansın bakma öyle. Yüzüm güzel belki. Evet yorum. Oğuz. Yapalım. Yani böyle bir kaldım. Bence... Gayet iyi gözüküyorlar Öykü Hanım. Dedikleri gibi eski böyle hani saygısız tavırları mı desem, nasıl desem. Daha sakinler. Pardon, sakinler. Olabileceklerini düşünüyorum ben şahsen. Ama böyle yavaş adımlarla ilerlerlerse daha sağlıklı olur ikisi açısından da. İlk başlarda ilişkiye başladığı zamanlarda çok heyecanlılardı. Daha ilk zamanlardı. Ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Berke'nin bazı tepkileri gerçekten gereksiz Aynur'a karşı. Ben Berke'ye de söylemiştim suratına karşı. Bence bunlardan ders çıkarttı ikisi de. Senin Berke'ye söylediğin, takdir ettiğin, helal olsun dediğin bir şey var. Evet. Görkem'le Aynur'un ilişkisinde hiçbir şekilde baltalamaya çalışmadı.
hiçbir şekilde dahil olmadı. İstese yapabilirdi. Yani aralarında sıkıntı çıkardı. Aynur'a hani ilişkilerine zarar verebilirdi. Ben de onun saygısından dolayı takdir ettim. Hiçbir şekilde müdahale etmedi çünkü. O yüzden bu şekilde olması da bundan sonra bu kırmızı odayı izlememize sevk etti bence. Var mı belki söyleyecek? Yo, ben bir çaba falan öyle benim istediğim kadar değil mi? Ben dümdüz normal yavaş yavaş karşılıklı olarak devam etmek istiyorum. Çok yüksek bir şey istemiyorum yani. Tabii tabii bence daha mantıklı. Yani ne yapsın ki mesela daha mesela Öykü Hanım? Var mı ekleyeceğiniz? Sen de demesi bile. Can. Yok yani kırmızı oda. Ben bir şey fark ettim az önce oturularken. Normal şartlarda aynı temastan hani temas sevmeyen bir insan ya. Öyle belirtti yani daha doğrusu. Berke dokunduğunda hiç sesini çıkartmadı ve bir şey demedi. Sadece koluna dokundu, bir şey yapmadı. Böyle dokunmuştu ve hiç sesini çıkartmadı. Kırmızı odada dövmelerine falan baktı canım. Yani temas gördüm. Yani ilgi alakası çok fazla bence. Benim yorumum. Beni cimcikledi. Aynur'un uykusu açılsın diye Öykü Hanım o. Evet. Ama yani. Hayır, bunu söylerken Aynur sinirli değil mesela Öykü evet. Hanım. Yoksa normalde beni nasıl cimcikleyebilir? Arkadaşlar çünkü. Hayır, uyanmak için. Heyecandan kafasını yastığa çekti mesela. Mert. Öykü Hanım burada belki en yakından ve en iyi tanıyanlardan biri olarak Oğuz ve ben olarak bir yorumum var. Bence bazen ilişkide geri çekilmek iyi geliyor ya. İkisinin de bence geri çekilmesi çok iyi gelmiş. Sanırım Berke'nin, değer anlama noktası falan oluyor. Berke'nin tutumunu ben biliyordum her zaman. Yani hiçbir aynen. Zaman Görkem de buradayken baltalamadı. Duygularını hep içine attı. Biz her ortama girdiğimiz zaman... Yani ufak bir erkek sohbeti olur ya, meyve suyu falan içersin işte. O meyve suyu da bile dedi ki, aga be lafı her zaman dilindeydi. Aga be! Yani hatta biz içeride bunu çok kez yaptık. Yani Berke'nin tutumunu sonuna kadar çok iyi biliyorduk biz, Oğuz da, ben de. Evet. Ama hiçbir zaman burada birinin ilişkisini baltalayacak tarafta olmadı. Bekledi, yani köşesine çekildi. Köşede fırsatını geldiği zaman da şu anda... En olgun şekilde cevap veriyor. Hatta geçen bir yorum yaptı. Ben dedim ki ilk defa sakin kaldın. Yani doğru noktadan gidiyor şu anda. Aynur'a yanaşılabilecek nokta bu belki de. Ve belki bunun bölümleri o kadar net izlemiş ki. Hatta biz kızıyorduk. Niye izliyorsun? Yeter artık. Hani o içerisi dışarısı. Anlamam gerekenler var diyordu. Büyük ihtimal anlamak istediği şey de Aynur'la alakalıymış. Çünkü bazı noktalara... Kapat şunu kardeşim. Evet biz çok bağırdık. Kapat artık yeter falan. Bekleyin deyip hatta şöyle bir sonla hani çok uzatmayayım. Yani Berke'nin bu izlemelerinin sonucunda bizle konuştuğu şey, ben geri çekildiğim zaman çok net gördüm. Kendim hatalıydım, bir kadına yaklaşımım hatalıydı. Biz de zaten bunu söyledik. Yani erkek dostsuz diye her şeyini kapatacak halimiz yok. Kötü yanlarını da söyledik. Yanaşması gereken konuyu da söyledik. Köşesinde sessizce bekleyip şu an doğru anda doğru bir hamle yapıyor. Doğru bir şekilde yapıyor. Umarım ikisinin de çabası veya çaba zaten iki tarafta beklediğini düşünmüyorum. Akışına bırakmışlar. Bu akışın sonu istedikleri gibi olur. Başka bir şey demek istiyorum. Gözlerim dolacak şimdi. Öykü Hanım ya ben belki o yönde bu tabii ama hani sen bayağı pusudaymışsın ya. Hiç pusuda değilim. Öykü Hanım pusuda hiçbir zaman olmadı. Ha efendim Beyza. Ben bu evin belki olgunlaştırdığını, büyüttüğünü, geliştirdiğini düşünüyorum. Daha var ama daha var. Yani ama ilk girdiğimiz Berke ile bu Berke hiçbir değil ya. Gerçekten ben çok şaşırıyorum. Ben hiçbir farklılık görmüyorum. Hayır ben çok farklı. Hayır şey olarak. Aynen konusunda çok değişti. Aksine bence ben. Gerçek evet, Berke ortaya yavaş Aynen yavaş çıkarttığı için Berke böyle. Berke çok değişti. Artık nasıl o davranması gerektiğini biliyor Aynur'a karşı. Mert de zaten aynısını söyledi. Ve çok güzel bir kırmızı görüntüleri var yani böyle bildiğin cilveleşiyorlar, flörtleşiyorlar yani. Bariz belli herkes. Hayırlısı olsun haklarında. Arkadaş. Görkem. Var mı yorum? Haklarında hayırlısı diyeceğim bir şey yok. Görkem'le beraberken bunu yaptığında yanlış anlaşılma ihtimali var tabii evet, ki. Evet şu anda o özgürlük bile sana yetiyor belli tabii ki. Tabii ki kesinlikle öyle yani. Ben işte söylediğim gibi hiçbir zaman hiç kimsenin arkasından baltalamak için hiçbir hareket yapmadım. Peki dışarıdan gelecek herhangi bir baskıyla ilgili bir fikriniz var mı? Öykü Hanım yani... Nasıl bir tepki bekliyorsunuz? Bir tepki beklemiyorum ben açıkçası çünkü... Bir ilişki varken biz büyük görüşmeye başlamadık. Büyük olasılıkla biz bunu yayınlandı, biz bunu konuştuğumuzda zaten o tepkiyi almış olacaksınız evet. Ama yani ben yine ben de tepki alacağımızı düşünmüyorum. Çünkü Ayber olarak da çok fazla editler paylaşılıyorlardı, sayfalar açılıyordu. Hı hı. Bunu isteyen bir kitle de var ama şu an biz arkadaş olarak konuşuyoruz. Hani bir kitleye hitap etmiyoruz. O yüzden bir tepki alacağımızı düşünmüyorum çünkü bitmiş bir ilişki var. Ortasında daha önce görüşmüş iki insan tekrar birbirleriyle iyi iletişim kurmaya çalışıyor.
Bir tepki alacağımızı ben düşünmüyorum açıkçası. Tepki derken yani olumlu mu, olumsuz mu? Yani siz desteklerler mi? Yok efendim, benim bütün canlı yayınlarımda Ayber, Ayber sürekli. Bir daha şans verin birbirimize. Öyleydi. Hep sürekli. Bunlar geliyor yani. Ben çok güzel yorumlar alacağımızı düşünüyorum. Tabii ki kötü yorum alacağımız durumlar, zamanlar da gelecektir. Yani ben hepsine hazırlıklıyım açıkçası. Aynur? Ben zaten yeterince kötü yorum alıyorum. Artık yorumlara göre ilerlemeyi düşünüyorum. Çünkü insanlar onların istediği olsun istiyorlar. Bir yerde o kitle sahibi de oluyor. O da onları yönetiyor. İşte bir şey oluyor. Yani kendi istedikleri olsun istiyorlar. Ben çok düşünerek hareket etmeyeceğim. Kendi içimden nasıl geliyorsa öyle davranacağım. Tam olarak ben de öyle davrandığım için aslında bir noktada birleştik gibi oldu Öykü. Çünkü benim de bir önceki görüştüğüm insanla çok fazla şu an editlerim hala güncelde yayınlanan bölümlerde beraber gözüktüğümüz için çok fazla edit paylaşılıyor mesela. Ama ben her zaman kalbimin sesini dinlemiş bir insanım. O yüzden şu an böyle daha mutluyum Öykü. Peki yavaş yavaş biz de size ne oldu, bir hoşuna gitti. Yok, normalde bağırması gerekiyor ya, bir şaşırdım böyle. Peki. Güzel vallahi, siz bir sorun. İnşallah olumlu da bir cevap alırız ailelerden. Evet, biz burada yani herkes bir kendine gelir. Evet ya, hayat böyle bir şey. Evet. Yani duygular böyle bir şey, aşk böyle bir şey. Geleceğe yönelik hareket etmek, karar vermek böyle bir sorumluluk. En azından bunu yaşayarak öğreniriz. Bu konuşmalarım zaten neredeyse %90 ihlali geleceğe yönelik. Ne güzel, ne güzel. Orada da var bu benzer haller. Onlara burada şahit oluyoruz mesela. Evet. Güzel. Biz bundan mutlu oluruz. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Mert'cim iyi misin? Bir ürküttün herkesi. Hani bir zarf durumu var. Çekildi mi, çekilmedi mi? Henüz değil. Henüz değil. Evet. Hala buradasın. Evet. Ama böyle bir yüreğin hopladı mı? Kalacaksın burada. Orası gittiğim zaman prova olduğunu bilmiyordum ben. Zaten o sıra bir aslında hoplamıştım. Sonrasında prova olduğundan önce rahatladım. Ama şu an tabii birazdan muhtemelen gerçekle karşılaşacağım o yüzden. Başına neyi geleceğini biliyorsun en azından. Evet. Yani neyle karşılaşacağını, nasıl bir karar vereceğini biliyorsun. En azından o ilk heyecanı da atmış oldum. Hemen seyircilerimize de hatırlatalım. Aa. Mert %50 oranla evde duruyor. Bunu tamamlayabilmesi için zarf çekecek ve zarflardan birinde gidiyorsun, diğerinde kalıyorsun olacak. %50 şansı var. İkisinden biri gerçekleşecek. Sana bol şans diliyorum. Ne zaman olacağını bilmiyoruz tabii ki. Her an karşı karşıya kalabilirsin. Şu an değil miyim? Ben de bugün de bekliyordum ama demek ki bugün değilmiş. Değil. Evet, var mı sorunuz? Hadi hatırlatalım. Kısmetse olur, aşkın gücü, El Poder del Amor uygulamalarımızın adı. productionhouse.com.tr başvuru adresimiz. Almanya ve Azerbaycan'a özellikle bekliyoruz başvurularınızı. Kısmetse olur Aşkın Gücü Official Instagram, Facebook ve YouTube adreslerimiz. Buralardan bize ulaşabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.